müsteşarlık görevimden ben istifa ederek ayrıldım. Çünkü sağlık reformları konusunda o zaman bakanıyla ters düşmüştük. Daha sonra başbakanlık danışmanıyken bu hükümetin göreve gelmesiyle emeklilik süremin dolmamış olmasına rağmen istifa ederek ayrıldım. Bu hükümetle birlikte çalışmamak için, AKP ile birlikte çalışmamak için. Ve sonuç itibariyle işte en son İyi Parti'den de milletvekilliğini reddederek istifa ettim daha sonra. Seçim sonuçlarını bekledim çünkü o dönemde daha çok bu konuyu gündeme getirip Millet İttifakı'nın adayı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun zarar görmesini istemedim. Ya ama, bu günleri ben önceden gördüm diyebilir misiniz? Yani çünkü görünen köy kılavuzu istemiyordu. Şimdi izin verirseniz Timur Bey kronolojik olarak söyleyeyim. Ya 2019 kongresiyle bu işler başladı. Orada 2019 kongresinde bir genel idare kurulu listesi çıkarıldı. Sayın Genel Başkan ben ona müdahale etmeyeceğim dedi. Güya ancak 50 kişilik bir liste çıkarılarak anahtar listeyle manipüle edildi. Sonra 2020'ye geldik ki benim analizlerime göre 2019 seçimlerinden başarıyla çıkılması üzerine Millet İttifakı tarafından bence Adalet ve yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın İyi Parti'nin içine elini soktuğunu düşünüyorum. Yani biz başlangıçta doğru yaptık. Böyle bir ittifaka ihtiyaç vardı. Cumhur İttifakı çok güçlüydü. Cumhuriyet Halk Partisi yalnızlaştırılmıştı. O çerçevede İyi Parti'nin kuruluşuna katkı verdik ve İyi Parti'nin meclise girmesini sağladık. Çok önemli bir sonuç elde ettik. Cumhur İttifakı'nın anayasayı tek başına elde etmesinin önüne geçtik bu ittifakla ve hedefimiz de işte yeniden parlamenter sistemi ihya ederek bir anayasal düzen kurmaktı. Şimdi 2019 seçimlerindeki sonuçlar da bu projenin başarılı olduğunu gösteriyordu. Çünkü İstanbul başta olmak üzere Ankara 11 büyükşehir kazanıldı ve Türkiye'ye büyük bir moral geldi. Yani demokrasi ışığı kaybolmuştu tünelin ucunda. Bu ışık görülmüş oldu. Ben o aşamadan sonra bir siyaset mühendisliklerinin başladığı kanaatindeyim. Aytun Bey çok özür diliyorum. Bir parantez açabilir miyim? Şunu tabii ki. Doğru mu anladım? Siz daha önceki cümlenizi de böyle refleks gösterdim. Yani bu siyasi mühendisliğin yani 2019'daki elde edilen başarıdan sonra Cumhur İttifakı tarafından ya da AKP Erdoğan tarafından içeri bir sızma olduğunu mu düşünüyorsunuz? Öyle bir mühendislikten mi bahsediyorsunuz? İçerideki doğrudan doğruya en üst düzeyde sızma olduğunu düşünüyorum. Yani zamanla tabii tarih elimizde bilgi ve belgeleri artıracaktır. Bu aşamada retrospektif olarak baktığımda biz tıpta bazen teşhis koyamadığımız vakalar konusunda böyle yaparız. Retrospektif olarak baktığımızda gittikçe teşhisi artıracak bilgi ve belgelerin yavaş yavaş oluşmaya başladığını görüyoruz. Peki o zaman en üst düzeyde bir müdahale olduğuna dair şu anki elinizdeki bilgi belge nedir? Yani ben şunu demek istiyorsunuz diye algılıyorum. Yanlış anlıyorsam düzeltin. Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener'le gizli bir müzakerede bulundu ve İyi Parti'nin bu kadar kritik bir görev almasının önüne birlikte engel oldular ve Türkiye siyasetini şekillendirdiler mi demek istiyorsunuz? Eğer bunu evet, demek istiyorsanız ben böyle bir analiz yapıyorum. Bakın 2020 seçimlerine gelindiğinde 2020 kurultayına bir liste yayınlandı ve bu listeye bir operasyon yapılarak adı geçen milletvekillerinin Genel İdare Kurulu'na girmesinin engellenmesi istendi. Ben bunu Sayın Genel Başkan'a ilettim. Böyle bir operasyon var derhal önüne geçin diye. Çünkü en başta benim ismim vardı. Ümit Özdağ Bey'in de ismi vardı ama Ümit Bey o sırada aday değildi. O başka nedenlerle oraya konmuştu bence. Ayrılması istendiği için kendisini provoke ettiklerini düşünüyorum. Ama benim İyi Parti'ye hiç tevazu göstermeyeceğim. Benim İyi Parti'ye verdiğim katkı, oradaki merkez görüntüyü sağlamadaki etkili oluşum ve işte 15 milletvekili operasyonları, Millet İttifakı'nın kuruluşu gibi bana göre bir kendi siyasi tarihimin önemli olaylarını başarabilmiş olmam, katkı vermiş olmam bence benim tasfiye edilmemin birinci gerekçesidir. Çünkü İyi Parti artık büyütülmek istenmiyordu. Sadece durduğu yerde durmalıydı, büyüyebileceği görülmüştü ve belli bir aşamadan sonra o büyümenin iş çalkantıları
durması istendi. Nitekim 2020 kongresinden sonra ve buna da Sayın Çıray Akşener izin mi verdi? Şu cümlemi tamamlayayım lütfen. 2020 kurultayından sonra biz birkaç arkadaş uzun süre grup toplantılarına katılmadık ve partiden iki milletvekili istifası oldu. Yani ilk sallantı orada başladı. Sonra ben başbakan olacağım meselesi çıktı. 2021-24 Eylül'ünde. Ben onu şöyle yorumlamıştım. Bu altılı masanın en büyük partisinin adayı destekleneceği için önceden bir başbakanlık ilanıyla başbakanlık rejimini getirmek konusundaki kararlılığı ifade etmek siyaseten. Fakat bir gün bir milletvekilleri divan ortak toplantısında Sayın Akşener bu tavrını siz hepiniz Mansur ya da Mansur Yavaş'ı istiyordunuz. Hadi bakalım buyurun Mansur Yavaş'ı seçtirebilecekseniz seçtirin. Ben Cumhurbaşkanı adayı olmuyorum. Ne haliniz varsa görün dedi. Yani bakın şimdi en sonunda işte, İYİ Parti ile güya İYİ Parti ne istiyordu Sayın Akşener? Ya Mansur Bey olsun ya Ekrem Bey olsun. Bir ara bana dedi ki git Kemal Bey'le konuş. Bu belediye başkanlığının anketlerde ne işi var dedi. Anlatabiliyor muyum? Sonra bir gün bir toplantı yapıyoruz. Yine Sheraton Oteli'nde divan toplantısı milletvekilleriyle. Benim sağ tarafımda Sayın Bakan Ahat Andiçan oturuyor. Sayın Akşener söze hiç beklenmedik bir şekilde. İşte Kemal Bey'in Türkiye'nin Obama'sı olduğu, Alevi kimliği ama bu kötü manada değil. Ve işte benzeri bir takım yorumlar yaptıktan sonra milletvekillerine döndü. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması hakkında ne düşünüyorsunuz dedi. Birdenbire. Tabii böyle bir konuşmadan sonra bütün ışıklar yanmaya başladı. Söz almak istediler. Ben Ahat Bey'e dedim ki Sayın Bakanım dedim siz bir söz alın. Bu konuşmaların sonu hayırlı değil. Bu zamansız bir şey. Kemal Bey'in ipi çekiliyor herhalde dedim şu anda burada. Hakikaten Ahat Bey deneyimiyle bir söz aldı orada ve bu tür söylemlerin niyet ne olursa olsun, ne kadar iyi niyetli olursa olsun kamuoyunda yanlış anlaşılabileceği ve bu tartışmalara yol açabileceği ve hazırlıklı olmadan milletvekilleri grup bu tür tartışmalara girmemek gerektiğini söyleyerek o tartışmanın önünü kesti orada. Ama Aytun Bey şöyle bir tablo çizdiniz ki şimdi. Yani Meral Akşener diyor ki ben Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olsun diye uğraştım. O olmayınca masayı devirdim, masadan kalktım daha doğrusu. Ama sizin anlattığınız, yaşadığınız birebir örneklere göre aslında o istemiyor onları. Bakın Timur Bey bugüne kadar bu açıklıkla ilk defa burada anlatıyor. Çünkü her şeyin zamanı gelmeden konuştuğunuzda sizi yanlış değerlendiriyorlar. Benim eğer çok önce bunları bir analiz olarak ortaya koymak isteseydim. Muhtemelen Aytun Çıray kızdı. Milletvekili olamadı. Ki emin olun çok güvendiğim yazar, çizer ve televizyoncuların bu tür yorumlar yaptığını o zaman dinlediğimde gerçekten üzülmüştüm. Yani milletvekili olmak için kafayı takmış bir insanın Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir sorunu yokken 3 dönem milletvekilliği orada yapmışken, genel başkanlığı gayet arasıyken ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli gen sorularının konuşmacısıyken ne işi vardı da istifa edip ne olacağı belli olmayan bir İYİ Parti macerasına gitsin. Hiç şüphesiz amacımız şuydu. Türkiye Aydın demokrasi Bey, açısından. Çok özür dilerim. Sizin açınızdan böyle gibi. Ama ya çok ya sizin açınızdan böyle. Evet.